fonksiyon sayısının arkadaşlar bu kombinasyonla permütasyonla ciddi bir ilişkisi var. Özellikle kombinasyon permütasyon çalıştıktan sonra bir daha bir dönmek lazım. Burada formül üzerine gidebiliriz ama. A'dan B'ye tanımlanan fonksiyon sayısı arkadaşlar B'nin elemanı üzeri A'nın elemanıdır. A'dan B'ye tanımlanan bu B'den A'ya tanımlarsak onu da şöyle göstereyim. Tam tersi A'dan B'ye A'nın B'lisi. Dolayısıyla bu ne olacak bakın. A'dan B'ye tanımlarsan 2 üzeri 3. B'yi 6 alıyorsun. B'den A'ya tanımlarsan A'yı 6 alıyorsun. Dolayısıyla böyle 8 fonksiyon. Burada da 9 fonksiyon tanımlanmış. Aralarındaki fark arkadaşlar 1. Bir denklem ister sadeleşsin ister sadeleşmesin. Onun paydasını 0 yapan değer tanımsızdır. Bazen şöyle algılanıyor çünkü. x-2 bölü x-2'nin tanım kümesinde 2 var mıdır? Kesinlikle yoktur. Ama hocam sadeleşiyor önemli değil. Orijinal denklemde payda da x eksi 2 var mı? Var. Bitti o zaman. Bu yüzden arkadaşlar hiç pay beni ilgilendirmiyor sadeleşme, sadeleştirmeme. Burada tanım kümesine bakarken böyle ayıracağız. Buna göre burayı tanımsız yapan bir değer 3'tür, bir değer eksi 1'dir. Bundan başka ne verirsen ver fonksiyon tanımlı olacaktır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı arkadaşlar. fx küp kök 11 eksi x. Bir kere Köklü sayılarda eğer kök derecesi tekse buraya istediğini yazabilirsin. Ama çift dereceli ise istediğini yazamazsın. Ne olacak arkadaşlar? İçerisi her zaman sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır. Bu yüzden x 3'ten büyük veya eşit olmalı. En geniş tanım kümesi bundan dolayı b şıkkı olacak. Çift dereceli kökün arkadaşlar içi asla negatif olamaz. Neden? Bir sayının karesi bir sayının dördüncü kuvveti negatif olabiliyor mu? Rasyon re, şey değilse, karmaşık sayı değilse. Haliyle karesi dördüncü kuvveti, altıncı kuvveti negatif olmayan bir şeyin tabii ki kökü de negatif olmaz. Bu yüzden içerisi 4 eksi mutlak x eksi 1 büyük eşit sıfır olmalı. At öbür tarafa bir mutlak değer bir denklemden pardon bir sayıdan küçükse pozitif sayıdan ne yaparız? Bir artılısını yazarız. Bir eksilisini yazarız. Sonra her tarafa bir eklersem 5 büyük eşit x büyük eşit eksi 3 oldu. Böylece eksi 3 ile 5 arasında D şıkkı cevap. Soruda verilen B kümesi dikkat ederseniz değer kümesi arkadaşlar. Değer kümesinde boşta eleman kalabilir. Bu sorunun belki en önemli noktası bu. 1, 3, 5, 7. 1 olması için 0, 3 olması için 1, 5 olması için 2 ve 7 olması için 3 vermemiz lazım. Ancak Şöyle bir şey olabilir. A kümesi belki sadece 1, 2'den oluşuyor. Ve fonksiyon böyle 1, 2'den 3, 5'e tanımlı. Değer kümesinde boşta eleman kalmayacak diye bir şey yok. Böyle bir fonksiyon oluşabilir arkadaşlar. F1 eşittir 3. F2 eşittir 5 şeklinde. Ya da öyle bir fonksiyondur ki bu sadece 3'ten oluşuyordur tanım kümesi. Böylece değer kümesi 1, 3, 5, 7 olmasına rağmen bu arkadaşlar 7'ye gider. Buradan ne sonucu çıkarıyoruz o zaman? Biz 0, 1, 2, 3'ten istediğimiz gibi kullanacak şekilde küme oluşturabiliriz. Bunun için ne diyorduk? Önceden de kümeler konusunda da söyleriz. Böyle 4 elemanlı bir kümeden istediğin şekilde küme oluşturabiliyorsan bu oluşturulan kümelerin sayısı 2 üzeri n'edir? Ancak arkadaşlar 2 üzeri n'de 2 üzeri 4 yaparsak 16 tane oluşur. Boş küme de dahil olur. Örnek bu da bir kümedir. 0, 1, 2, 3'ten oluşturulabilecek. Ancak ne diyor? Boş kümeden farklı diyor. O yüzden arkadaşlar 16 eksi 1'den dikkat. Cevabımız 15 olmalı. D şıkkı. Soruyu zaten anlattım. İsteyen için bir örnek göstereyim bakın. A kümesi 0, 1, 2 olur arkadaşlar. B kümesi zaten 1, 3, 5, 7. Görüntü kümesi de 1, 3, 5 olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi B kümesinden G kümesine bir görüntü kümesi olur. A kümesinde hiçbir eleman boşluğu kalmıyor. Ve 3 elemanlı, 4 elemanlı da değil. Birincisi arkadaşlar, şöyle ayıralım. Bunların pay ve paydası için ayrı yorum yapmak gerekir. 12-2x, aşağısı da kök x artı 4. Aşağıdan bakarsak, şunu düzelteyim bir. Kök x'in arkadaşlar sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Değil mi? Sonuçta x büyük eşit 0 olacak ki tanımlı olsun. Yukarıya gelirsek 12 eksi 2x'in büyük eşit 0 olması gerekiyor. Böylece 12 büyük eşit 2x oldu. Buradan da 6 büyük eşit x geldi. Demek ki x arkadaşlar 0 ile 6 arasında tanımlıymış c şıkkı. Bir pozitif basit kesirde ne oluyor arkadaşlar? Sayı büyüdükçe pardon üstü büyüdükçe sayı küçülüyor üst küçüldükçe sayı büyüyor. Bundan dolayı artık şunu söyleyebiliriz. Eksi ikinci kuvveti 4 alacağı en büyük değerdir. 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti olan 1 bölü 8 de en küçük değerdir. Yani bu 1 bölü 8 açık aralığı ve 4 kapalı aralığında tanımlı. Demek ki 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur alacağı değerler. Bunların toplamı da 10 olur. B şıkkı. Sorunun öncesinde şu dikkatinizi çekmesi lazım. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı demiş. Ama paydada x'li ifade var. Paydayı sıfır yapar. Demek ki gerçekte yokmuş o. Aslında a 3'müş. a 3 olursa bakın 2x artı 6 bölü paydada 3 eksi 2'den 1. Gördünüz mü? Soruda paydayı sıfır yapan değer yok demek istiyor sana. Şuradaki tanım kümesini bozan elemanı olmadığından. Yoksa şöyle düşünün. 2x eksi 3 bölü x artı 7. Ya da işte ax artı b. Buraya ne verirseniz arkadaşlar sıfır olur. Eksi b bölü a. O zaman böyle bir x sayısının olmaması lazım ki onu sıfır yapan değer de olmasın. Böylece fx'i bulmuş olduk. F a kareyi soruyor. A 3 olduğu için F 9 arkadaşlar. Buradan da 18 artı 6'dan 24 E şıkkı oldu. R'den R pozitife tanımlı bir fonksiyon verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz görüntü kümesi buraları ben önemsiyorum zaten. Değer kümesi ne verirsen ver pardon tanım kümesi ama görüntü kümesine dikkat eder misiniz? R pozitife gitmiş. O zaman ne verirseniz verin cevabın ne olması gerekiyor? Pozitif. Peki nasıl olacak arkadaşlar bu? Diyeceğiz ki zaten x kare artı 2'ye ne verirseniz verin pozitif olur. Neden? Bir sayının karesi en az sıfırdır. Ona bir de 2 eklediğini düşün. En az aşağının değeri 2 pozitif. Demek ki yukarısı arkadaşlar ne verirsek verelim pozitif oluyormuş. Bu da ne demek? 2a artı 2b eksi 10 büyüktür 0. 2a artı 2b büyüktür 10. Öylece a artı b büyüktür 5 olmalıymış. Bu yüzden lütfen tanım değer görüntü kümelerine dikkat başlangıçta verilen. En geniş tanım aralığı iki sonsuz ne demek? Köklü sayılarda kök derecesi çift sayıysa biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki içerisi 0 sıfır veya 0'dan büyük olmalı değil mi? Şu ifade 2x eksi a eksi 1 büyük eşit 0 olursa x buradan ne gelir? At öbür tarafa a artı 1'i bir de 2'ye böl. x arkadaşlar a artı 1 bölü 2'den büyük olmalıymış. Yani bunun yazıyorum bakın a artı 1 bölü 2'den sonsuza gitmeli. E bu zaten bize 2 sonsuz olarak verilmiş. Demek ki a artı 1 bölü 2 2'ye eşitmiş. A da bakın 3 yaptı. Fonksiyonumuzu baştan yazalım o zaman. fx eşittir. Kök içinde 2x eksi 4. Soru bizden ne istiyor? F'in tersi 4. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir fonksiyon arkadaşlar ters fonksiyon olduğunda burayı böyle bir k değerine eşitleyin. F'in tersini öbür tarafa normal olarak atabilirsiniz. Yani F'in tersi öbür tarafa F olarak geçer. Aslında bir K değeri için cevap 4 çıkıyormuş. Bazen ters almadan da bu mantıkla halledebilirsiniz. F eşittir. Kök içinde 2 K eksi 4 eşittir 4. Her iki tarafın karesini aldım 16. K buradan 20 bölü 2'den 10 oldu. B şıkkı oldu cevabımız. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi reel sayılar diyor ama normalde paydayı sıfır yapan değer olur. Nasıl olmaz peki? Şimdi şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Eğer örnekle göstereyim. fx eşittir yukarısı önemli değil. payda önemli zaten. Eğer arkadaşlar eksi x kare artı 2 tarzında bir şey olursa burası sıfıra eşit olur. Böylece arkadaşlar x kare eşittir 2'den 2 iki tane değer için e, payda sıfır olur. Ancak bak şimdi olaya dikkat et. 3 x kare artı 2 olsa burayı sıfır yapma şansım var mı reel sayılarda? Hayır. Çünkü bir sayının karesi asla negatif olamaz. Demek ki x karenin kat sayısı eğer pozitif bir reel sayıysa burada x kare artı 2'yi sizin sıfır yapma şansınız yok. Bundan dolayı bu soruda m eksi 2 büyüktür sıfır olmalı. Hatta arkadaşlar büyük eşittir sıfır olmalı. Niye biliyor musunuz? x kare olmasa burada paydayı sıfırlayacak değer olmaz. Ya da dediğim gibi x karenin kat sayısı pozitif olursa yine paydayı sıfırlayacak değer olmaz. Bundan dolayı m büyük eşit 2 diyeceğiz. Ne oluyor o zaman cevabımız? B şıkkı. Hemen bir örnek. M'ye diyelim 5 verdin. Bak 5x artı 3 bölü 5x kare artı 2. Burayı sıfır yapma şansın yok. Şimdi arkadaşlar bir doğrusal fonksiyonda göstereyim size. Eğimi pozitif olduğunda sağ yatık artan bir fonksiyondur. Ne verirseniz verin fonksiyon tanımlıdır ve gittikçe artar. Haliyle en küçük x değeri için en küçük değerini alır. En büyük x değeri için maksimum değerini alır. Bundan dolayı 1 verdiğinizde 2 çarpı 1'den bu fonksiyonun alacağı en küçük değer 2'dir. En büyük değer de 3 çarpı 2'den 6'dır ama dahil değil. Böylece 2 artı 3 artı 4 artı 5 toplamları 14 oldu. A şıkkı. Bazı grafikleri bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Mesela arkadaşlar onlardan biri de y eşittir x küp grafiğidir. y eşittir x küp grafiği arkadaşlar şöyle bir grafiktir. Ve ne verirseniz verin gittikçe bakın artar. Artan bir fonksiyondur. Bu yüzden burada alacağı en küçük değer x eşittir gerçekten eksi 3 içindir. Eksi 27 bir de yanında a var. Bu en küçük değeri. En büyük değeri de arkadaşlar 2'nin kübü 8 artı a'dan olur. Yani bu fonksiyonun görüntü kümesi de eksi 27 artı a'dan 8 artı a'ya kadardır. Görüntü kümesindeki en büyük ve en küçük tam sayı. Şimdi dahil olmadığı için tabii ki burayı almayacağız. Ne yapacağız? 1 fazlasını eksi 26 artı a. Yine bu dahil olmadığı için bunun 1 eksiğini alacağız. 7 artı a. Bunların toplamı eksi 5'miş. Atarsak öbür tarafa eksi 19'u ne yapar? 14. A buradan gördüğünüz gibi 7 geldi. D şıkkı oldu. Görüntü kümesi soruları biraz daha böyle arkadaşlar çetrefildir. Mümkünse grafik bilmenizi tavsiye ederim. Çünkü grafikle bazı şeyler çok daha kolay hallediliyor. Mesela şunun grafiğiyle de yapabilir arkadaşlar bilenlerimiz. TYT olduğu için ben şimdi çarpanlara ayırma usulü göstereyim. Bakın şimdi. X kareli bir denklemde mümkün olduğunca tam kareye tamamlarsanız Nasıl olsa bir sayının karesi en az sıfırdır ya böylece daha kolay yorum yaparsınız. Peki eksi parantezini alsak bu denklemi. x kare eksi 6x artı eksi 10 olacak değil mi? x kare eksi 6x nasıl tam kareye tamamlanır arkadaşlar? Tabii ki şöyle x eksi 3'ün parantez karesi ama 9 yok o zaman 9 çıkarırsın. Bir de yanında eksi 10 var. Böylece eksiği dağıt şimdi her tarafa. X eksi 3'ün karesinin eksi katı artı 19 oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz burayı ne yaparsanız yapın negatifi yapma şansınız var mı? Yok. O yüzden buranın alacağı en küçük değer 0'dır. Üzerine bir de 19 eklediğinizde ne olur bakın? 19. Sonra 1 olur, 2 olur, 3 olur sürekli burası azalır. Bu yüzden eksi sonsuzdan 19'a kadar bu değer alır. Örnek x eksi 3'ün karesi. 29 olamaz mı? Sonuçta reel sayı 29 olur. Eksi 29 19 daha ne yapar bakın? Eksi 10. Ya da bu sayının karesi 1 milyon olamaz mı? Evet olur. Eksi 1 milyon artı 19 ne yapar? Eksi 9... 1999'lu falan bir şey. Dolayısıyla bu eksi sonsuza doğru gidiyor. Alacağı en büyük değer de buradan 19 oluyor. Böyle özdeşlik yardımıyla tam kare olan ifadelere çevirip sonra arkadaşlar alacağı en büyük en küçük değeri bulabilirsiniz görüntü kümesini bulduk. Gelelim fx'in görüntü kümesine. Mutlak değerlerde ne yapıyoruz görüntü kümesi için arkadaşlar? Alacağı en küçük değer ya buna göre x eşittir 2 olduğundadır ya da buna göre x eşittir 3 olduğundadır. Bakıyorum şimdi x'e 2 verirsem ne geliyor denklemimiz? 3 kere 2 6 eksi 9'dan eksi 3 mutlağı da 3 yaptı. x'e 3 verirsem f3 ne yapıyor? 0 artı 1'den 1. Demek ki bu fonksiyonun arkadaşlar Alacağı en küçük değer 1 olduğu için görüntü kümesi 1 kapalı sonsuz açık aralığı olacak. Şimdi artık son noktaya geldik. Bunların kesişimleri. 1 sonsuzla eksi sonsuz 19'un kesişimi ne olur? 1 kapalı 19 kapalı aralığı arkadaşlar. Böylece bize tam sayı elemanlarının adedi soruluyordu. 19 1 dahil toplam 19 tane sayı vardır C şıkkı. Fonksiyon sayısı soruları bazen permütasyon yorumu içeriyor. Ancak ben size sayma yoluyla biraz daha normal anlatmaya çalışacağım ama lütfen güzelce permütasyon öğrenin. Hatta ben bunu çok derinlemesine arkadaşlar fonksiyon, kombinasyon, fonksiyon, permütasyon ilişkisi diye anlattım. Şimdi A burada ne demiş? 1 2 3 4'ten oluşuyor. Bu A B C D E'den oluşuyor. F 1 bir kere A olmuş. Artık 1'in gidebileceği başka hiçbir yer yok. 2 de arkadaşlar C'ye gidemiyormuş. O zaman 2'nin gidebileceği kaç yer vardır? 1 2 3 ve 4. Sonuçta f2 a olamaz diye bir şey yok. Bize birebir fonksiyon dememiş. f2 de a olur tabii ki örnek olarak. Bu yüzden 2'nin gideceği C hariç 4 yer var. 3'ün gideceği arkadaşlar 5 yer vardır. 4'ün gideceği 5 yer vardır. Birebir olmadığı için herkes her yere gidebilir. Sadece f1'in yeri belli olduğu için onu almadık artık. Böylece 25 çarpı 4'ten toplam 100 tane fonksiyon vardır. Dediğim gibi buranın derinlemesine anlaşılması için permütasyon kombinasyon çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ben arkadaşlar grafik önemli olduğu için bu tarz görüntü küme sorularında grafikten yararlanmaya çalışırım onu söyleyeyim. Doğrusal fonksiyonlarda biraz daha avantajlısınız ama. Çünkü doğrusal fonksiyonlar artan veya azalan fonksiyonları olduğu için en büyük değeri en küçük değeri değer vererek ortaya çıkıyor. Şimdi bakın bu doğrusal fonksiyon x artı 2 şöyle bir grafiktir. Sağ yatıktır. Eğimi pozitif olduğu için böyle sağ yatık. Alacağı en küçük değer 1 verdiğiniz zaman 3 olur. Bu arkadaşlar 3'ten sonsuza kadar her değeri alır. Tamam mı? Gelelim şimdi x küçüktür 1'e. x küçüktür 1'de de fonksiyon arkadaşlar şöyle bir grafiktir. Haliyle 1 verdiğinizde fonksiyon arkadaşlar en küçük değerini alacaktır. Neden biliyor musunuz? Fonksiyon azalan bir fonksiyon da o yüzden 1'den küçük değerler verdikçe bu fonksiyon bakın artıyor gerçekten. Dolayısıyla 1 verelim. 1 verdiğimizde ne oluyor? 4 eksi 1'den 3 ama 3 açık aralık. Demek ki arkadaşlar 3 açık aralıktan sonsuza bu fonksiyon her değeri alıyormuş. Neden 3 açık aralık yaptım çünkü x 1'e eşit olmuyor. Demek ki biz burayı verdiğimizde 3 sonsuz oluyor. Burayı verdiğimizde 3 sonsuz oluyor. Haliyle arkadaşlar bunun görüntü kümesi ne çıktı? 3'ten sonsuza kapalı aralık. Neden kapalı? Çünkü ilkinden zaten 3 dahil geldi. D şıkkı oldu. Soru bitti. İsteyenler için şunu da ekleyeyim. Grafik çözümü böylece onlar da görsün. E, ee, eksi x artı 4 nasıl çizilir? x'e 4 ver. x'e 0 ver. y'si 4. Y'ye 0 ver. X'i 4. Ama 1'den itibaren vereceğiz. 1 verdiğimizde de 3 geliyor. Şöyle bir grafik. Bakın arkadaşlar. Sonra x artı 2 de arkadaşlar. X'e 0 verdiğinizde 2. E, pardon. Y'ye 0 verdiğiniz. X'e 0 verdiğinizde şöyle bir 2 değeri. Y'ye 0 verdiğinizde eksi 2. Buna da 1 verdiğinizde 3'ten geçiyor. Bu da 1'den büyük değerler için böyle. Bakın olay bu. Hakikaten ne çıktı bakın y değerleri 3'ten daha büyük çıktı. O yüzden grafiklerde görüyoruz. Zor sorularda hatta grafik zorunlu olacak ama burada ben normalse standart gösterdim.